Herkese merhaba. Bugün size A2.1 kursumuzu tanıtacağım. A2.1 kursu nedir ve işleyişi nasıldır? A2.1 kursu 2,5 ay boyunca devam eden bir kurs. Haftada bir 2 saat şeklinde yapıyoruz. Bir hafta içi grubumuz var, bir hafta sonu grubumuz var. Bu tamamen dönem dönem de farklılaşabiliyor. Bunun için web sitemizi veya Instagram sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 10 kişilik gruplar oluyor. Onun yanında bir eğitmen oluyor. Eğitmen genellikle, yani her zaman ben de katılıyorum. Bizim bünyemizde ceydandersleri.com bünyesinde çalışan diğer eğitmenler de katılıyor bu derslere. Onun haricinde bütün dersler canlı ve Zoom üzerinden yapılıyor. Dersler nasıl geçiyor? Şimdi derslerin yaklaşık hepsinde, gerçekten büyük bir çoğunluğunda, öncelikle bir diyalog okuyoruz. Grup halinde siz okuyorsunuz, yani öğrencilere okutuyoruz diyalogları. Bir diyalog okunuyor. Sonrasında o diyalogla bağlantılı bir gramer konusu işleniyor. Gramer konusu eğitmen tarafından anlatılıyor. Sonrasında gramer alıştırmaları yapılıyor. Ve son olarak konuşmayla dersi bitiriyoruz. Genellikle özet olarak dersler bu şekilde. Yani derslere bütün geliştirmeniz gerekenleri eklemiş oluyoruz. Hepsini pratik yapmış oluyoruz beraber bir şekilde. Bu eğitimde canlı dersler olduğu için aslında biz size tamamen bütün bilgileri verip beraber öğrenim sağlıyoruz. Halbuki biliyorsunuz ki 21 günlük programımız da var. Orada kendi kendinize öğrenim görüyorsunuz. Burada biz gerçekten size yardımcı oluyoruz ve biz size bütün bilgileri vermeye çalışıyoruz. Bu arada onun haricinde kelime de çalışmış oluyoruz. Çünkü gramer diyaloglarımız genellikle bir kontekst konusu da oluyor. Mesela işte seyahatte bir geçen bir diyalog. Bu şekilde bunlarla bağlantılı olarak aynı zamanda size kelime listeleri de gönderiyoruz ve bir Quizlet üyeliğiniz oluyor. O Quizlet'te size bütün bilmeniz gereken kelimeleri ekliyoruz. Hangi kaynaklar kullanılıyor ve bu süreçte bizim bir kitap satın almamız, bir kaynak satın almamız gerekiyor mu? Hayır, biz kitap satın almanız gerekmiyor. Kaynaklar, farklı farklı kaynaklardan yararlanıyoruz bu programı gerçekleştirmek için. Biz size PDF olarak iletiyoruz işleyeceğimiz konuları. Oradan bulabiliyorsunuz. PDF'leri genellikle online web sitemiz üzerinden indiriyorsunuz. Oradan zaten ödevleri de görebiliyorsunuz veya sizinle paylaşacağımız içerikleri de görebiliyorsunuz. A2 sizin bünyenizde, yani ceydandersleri.com'da kaç seviye? A2'yi ben aslında iki seviyeye böldüm. A1.1 ve A1.2'de. Burada bütün konuları bitirmiş ve bu konularda pratik yapmış da oluyoruz. Tabii ki saat açısından diğer kurs merkezlerine göre biraz daha az olduğu için konuşma açısından normalde biraz daha pratik yapabilirsiniz, daha iyi olabilir. Ama biz derslerde de yoğun bir şekilde, yani benimle daha önce ders yapmış olan kurumlarda vesaire bilirler, gerçekten çok aktif bir şekilde konuşturuyorum. Ve diyalogda okuduğumuz için, bağlam içinde gördüğünüz için her şeyi aslında konuşabiliyorsunuz normalde. Onun haricinde sonradan DELF'e girmek isteyenler, özellikle vatandaşlık için başvuru yapacak olanlar veya Fransa'da oturum izni için DELF'i geçmeleri gerekenler, sınav geçmeleri gerekenler, buna ait özel olarak özel ders alırlarsa veya buna ait sonrasında çıkartacağım A2 DELF hazırlık kursuna da kayıt olurlarsa daha uygun olur. Neden bunu söylüyorum? Çünkü o sınavlarda gerçekten spesifik bilgiler istenebiliyor sizden. Veya mesela DELF'te gerçekten bazı konuları daha önce pratik yapmış olmanız gerekiyor. Mesela bir ses kaydını dinleyip onun hakkında hemen not alabilmeniz. İki kere dinleyebiliyorsunuz. Hangisinde not alacaksınız, hangisinde sonra dolduracaksınız. Bunların bir tekniği olduğu için veya bunların denenmesi gerektiği için DELF hazırlığı için sonrasında biraz daha takviye gerekebilir. Ders saatleri haricinde bize neler sunuyorsunuz? Ders saatleri haricinde tabii ki size bütün PDF'leri sunuyoruz. Platformdan dediğim gibi bunları indirebileceksiniz. Ödevler veriyoruz sürekli olarak. Diğer derse kadar yapmanız gereken ödevler veriyoruz. Quizlet sınıfımız olacak. Quizlet'ten kelimeleri öğrenebileceksiniz. Onun haricinde bir de WhatsApp grubumuz olacak. Oraya üye olup sorularınızı
hemen sorabileceksiniz veya sınıf içi iletişimi sağlayabileceksiniz. Çok gelen sorulardan bir tanesi de bir tane dersi kaçırdım, ona katılamadım. Sonrasında bana iletiyor musunuz o videoyu, ders kaydını veya genel olarak bütün dersler video kaydına alınıyor mu ve bize iletiliyor mu? Bütün dersler evet video kaydına alınıyor ama bütün dersler size iletilmiyor. Sadece o derse katılmazsanız eğer o ders size iletiliyor ve bir hafta boyunca o derse o videoya ulaşabiliyorsunuz. O videoya da bir hafta dediğim gibi sadece açık kalacak. Bunu yapmamın amacı kopukluk yaşamamanız. Çünkü ben o videoları ne zaman sürekli yaptığım derslerde iletsem açık bir şekilde hiç kimse o zaman derse ya derse gelmiyorlar ya da sonrasında uzuyor, daha sonra izlerim deyip kopukluk yaşanıyor. Bunları önlemek için bu şekilde bir sistem var ve bu sistemin dışına da çıkılmayacaktır. Bu kurstaki koşullar neler? Bu kursa kayıt olmam için ne olması gerekiyor? A2 kursu olduğu için öncelikle A1'i bitirmiş olmanız gerekiyor. Bunu herhangi bir kurs merkezinde almış olabilirsiniz. Eğer kendinizi gerçekten A1 konusunda yetkin görüyorsanız bu kursa uygunsunuz demektir. Seviye tespit sınavı şimdilik yapmıyoruz. Çünkü ben sadece bir gramer testiyle sadece veya size yapacağım 10 dakikalık bir sözlüğüyle sizin seviyenizi belirleyebileceğimi düşünmüyorum. Ayrıca aradan zaman geçmiş olabilir, o sırada unutmuş olabilirsiniz. Aslında gerçekten biliyorsunuzdur. O yüzden de size yok uygunsunuz demeyi de uygun bulmuyorum. O yüzden size tavsiyem konulara bakın. A1 konularına, internetten bakın A1 konuları neler. A1'ler basittir zaten. Veya benim YouTube sayfama bakın, başlangıç dil bilgisi videolarıma bakın. Oradaki konuları eğer biliyorsanız, eğer oradaki konulara hakimseniz A2 kursuna yazılabilirsiniz. Değilseniz eğer tekrardan ya benimle iletişime geçebilirsiniz ya da bunu tekrar konuşabiliriz. 21 günlük programa katılmış olan arkadaşlar A2'ye devam etmek için uygundur. Eğer gerçekten 21 günü ciddi bir şekilde takip ettiyseniz, oradaki ödevleri ciddi bir şekilde yaptıysanız, kendinizi düzelttiyseniz, oradaki kelimeleri öğrendiyseniz, gramer konularını öğrendiyseniz, evet siz bu programa katılmaya uygunsunuz. Diğer kurs merkezleri için, dediğim gibi her kurs merkezinin programını bilemediğim için kendiniz dediğim şekilde gidip konulara bakıp başlangıç seviyesi, dil bilgisi konularına, videolarıma bakıp hatta dersler başlamadan oradan bir tekrar edip sonrasında kursa katılabilirsiniz. Hiç eğer sıfırsanız bu kurs kesinlikle size uygun değil. Onun için tavsiyem önce 21 günlük programa katılın. Hem kendiniz biraz dili ısının, çalışmayı öğrenin. İradeli bir şekilde kendiniz organize bir şekilde bir dil öğrenmeyi öğrenin. Sonrasında beraber A2'yi devam ettirelim. Evet, bu kursa nasıl katılabilirim? Nasıl kayıt olabilirim? Bu da çok gelen bir soru. Bütün kurslarımızla online bir şekilde www.ceydanderslerim.com sitesine girerek orada kurslar bölümüne tıklarsanız bütün eğitimlerimize oradan katılabilirsiniz. Oradan satın al butonu göreceksiniz. Sepete ekle butonunu göreceksiniz. Sepete ekledikten sonra yukarıda sepetinize gideceksiniz. Sonra sepeti tamamla diyerek ödeme yapabilirsiniz. Yurt dışından ödeme alabiliyoruz ve kredi kartına taksit yaptırabiliyorsunuz. Bütün eğitimlerimizde bunlar geçerli.